Fotoğraf çekmek kolay, hoş geldiniz. Şimdi biz Sekans Müzik'teyiz. Evet, Sekans Müzik Stüdyo'dayız. Bize bu Sekans Müzik'le ilgili bir biraz açıklama yapar mısın? Yani, daha doğrusu bir tanıtım yapar mısın? Yetim? Tabii, yani, buraya yeni açtık. Bir ortağım daha var. Burada daha çok müzik prodüksiyon dersleri, ses kayıt işleri yapıyoruz. Aranje işleri yapıyoruz. Aynı zamanda ortağım DJ. O da DJ eğitimleri veriyor. E, aynı zamanda içerideki diğer odamızda zaten gördün. orada bir DJ setup'ımız var. Orada can e, yayınlar canlı yayınlar yapıyoruz. YouTube kanalımızda can, canlı DJ live setlerimiz oluyor e, ara ara. Ara ara DJ'ler gidiyor geliyor burada canlı çalıyor. YouTube çalıyorlar. kanalımızın adı ne yetişti? Sekans müzik e, burada daha çok müzik prodüksiyon ve DJ'lik üzerine e, işler yapıyoruz. E, ara ara benim e, film işlerimle ilgili ses tasarım, film müziği işleri, kayıt işleri yapabildiğimiz kadar geniş, bayağı geniş yelpazede bir çalışma şeklimiz var. Nasıl okunduğunu bilmediğim Ojen Audio, Ocean Audio, o o sen audio. O sen audio. Ne, nasıl artık neyse tam olarak bilmiyorum telaffuzunu. Merhaba. Bugün çok da bilinmeyen ama oldukça da pratik, oldukça da kullanıcı dostu bir ses işleme programını ...tanıtacağım size. E, bu programla podcastlerinize ...ya da YouTube içerikleri için yaptığınız... E, ...sesli kayıtlardaki seslere... E, ...mikrofonla yaptığınız... ...seslere ya da bu sesleri... ...kamera sesleri de olabilir. Aynı şeyi uygulayabilirsiniz. Bu sesleri iyileştirmek, düzeltmek... ...ve yayına... ...YouTube yayınına, podcast yayınına hazır hale getirmek için... ...iyileştirmeyi göstereceğim. E, geçen bölümde de Oda City ile yapmıştık. Bu programda açık kaynak bedavi program... ...Oda City gibi. Onun bir alternatifi... Ve multi platform bir program, Mac'ta da çalışıyor, Windows'da da çalışıyor. E, bu programın bir takım e, odası göre avantajları ve dezavantajları mevcut. E, avantajlarından bir tanesi bu programın direkt video sesini içine çekip attığınızda video içine çekip attığınızda açması. Bakın bu bir video. Diyelim ki YouTube'a içerik çektiniz ve e, mikrofonla çekmediğiniz kameranın mikrofonuyla kaydettiniz. Bunu iyileştirmeniz lazım. Bunu çekip buraya koyduğunuz zaman gördüğünüz gibi direkt ses olarak bunu görüyor, okuyor. Bu büyük bir avantaj. Audacity bunu yapamıyor. E, burada direkt bu bu şekilde işleyip sesi dışarıya atıp videonuzun altına tekrar koyabilirsiniz düzelttiğinizi. E, ses sesler de bu şekilde kaydırılıp konulabiliyor. Bir dezavantajı ise Audacity Multitrack yani pek çok sesle aynı anda, pek çok kanal sesle aynı anda çalışabiliyorsunuz. Bu ne demek? Bir podcast yaz, kaydettiğiniz altına müzik koymak istiyorsunuz ya da bir efekt koymak istiyorsunuz. Birden çok kanalı alt alta koyup çalışabiliyorsunuz Audacity'de. Fakat bu programda çalışamıyorsunuz. Birden çok sesi buraya koysanız da onların arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Yani sadece tek bir trackiniz var. Burada sadece tek bir kanalla çalışabiliyorsunuz. Bu bir dezavantaj. Bir diğer avantajı ise programın editlerinin eee diye göre çok daha pratik olması. Zoom in zoom out yapmak istediğinizde seçtiğiniz bölgede farenin tekerleğiyle aşağı yukarı yaparak zoom in zoom out yapabiliyorsunuz. Üstteki gördüğünüz yerden kaydın içinde dolaşabiliyorsunuz. İstediğiniz yere gidebiliyorsunuz. Bir bölgeyi seçmek basarak seçip ne yapacaksanız bu bölgeyi böyle seçtiğinizde delete ya da geri tuşuna bastığınızda silebiliyorsunuz. Ya da kısa yolları kullanabilirsiniz. Kısa yollar nedir? Klavye ile bakın sağ sol tuşuyla dolaşabiliyorsunuz. Kontrol artı eksi yaptığınızda sağdaki klavyenizdeki sağdaki numaraların olduğu yerden kontrol artı eksi yaptığınızda zoom in zoom out yapılabiliyor. Shift'e basarak sol sağ yaparsanız seçim yapabiliyorsunuz klavye ile. Kontrole basarak sağ sol yaparsanız bakın hızlı geçiş yapabiliyorsunuz. Kontrol Shift yaparsanız da daha hızlı seçim yapabiliyorsunuz. Daha büyük alanları seçim yapabiliyorsunuz. Kontrol Alt yaptığınızda da kaydın sonuna, başına ve sonuna gidebiliyorsunuz. En sonuna, en başına gidebiliyorsunuz. Şimdi bu programın bir diğer sevdiğim özelliği, bu bunu Adobe'de de yapabiliyorsunuz ama buradaki kadar pratik değil. Diyelim ki bakın burada volüm biraz düşük. Buranın sadece buranın volümünü almak istiyorum diyelim. Burayı seçiyorum. Sizde normalde böyle olacak, böyle gözükecek ilk açıldığında. Buradaki şuradaki butona basın, gain butonuna. Gain kazandırmak demek. Sese istediğimiz desibel kazandırabiliyoruz, seçtiğimiz yere sadece. Bakın göreceksiniz zaten. Bu şekilde 3 desibel kadar kazandırdım. E Apply'a bastığımızda gerçekleştirmiş olduk. Bu genelde e, sesli çekimlerde gördüğünüz gibi. Ya da diyelim ki buradan kurtulmak istiyoruz. Burayı geçen sefer de örnek vermiştim. Eee Şurası olsun istemiyoruz tamamen. Silmek istiyoruz. Burada bir sessizlik olsun istiyoruz. Seçtik bu bölgeyi. E, Oda City'de silence yani mutlak sessizlik butonu var. Tıkladığınızda otomatik aşağı alıyor. Burada da gene şunu bu gain tuşunu kullanarak bunu bu sefer infinity'ye yani sonsuz eksi sonsuza çekersek zaten apply dediğimizde sıfıra düşmüş oluyor. Dinleyelim. Shotgun mikrofonunuz olsun. Bir mutlaka da Burada bunu yapabiliyorsunuz. Gene şu yukarıdaki butonlarda en çok ihtiyaç olunan şeylerden bir tanesi fade in fade out. Fade in düşükten yükselmek anlamına geliyor. Fade out da yüksekten düşmek anlamına geliyor volümde. Şöyle örneklendirelim. Mesela şurayı yapalım. İşte kıyafet altına gizlenir. Olabileceği gizlenir. Burayı diyelim ki bir müzik. Youtube'da ya da podcastinizde bir müzikte bir geçiş yapacaksınız. Burayı böyle yaptınız. Şuna tıkladığınız zaman şu butona fade in. Bakın böyle yap tıkladığınız kadar bir daha tıklarsanız bir daha. Bunun üstüne de fade in yapar. Bir daha tıklarsanız bir daha dinleyelim. Gizlenir. Olabileceği, gizlenebilecek. Ya da çıkış yapacaksınız müzikte. Şurada yapalım. Sonunda. Fade out diyoruz. İki kere tıkladım. Hem de boom'dan kayıt alınıyor çünkü. Bu şekilde kısılmış oldu. kopyalamakta ee, kopyalamak da çok basit. Seçtik. Buradan da basabilirsiniz. Bakın. Copy ya da cut kesme. Kopyalı ya da kes. Klavyede de Ctrl C ya da Command C. Ctrl X ya da Command X derseniz kopyaladık. Yapıştırmak istediğiniz yere seçiyorsunuz. Ctrl V, Command V ya da kes. Buraya, buradan kurtulmak istiyorsunuz, kesmek istiyorsunuz. Kesebilirsiniz. Ya da bu cümleyi buraya almak istiyorsunuz. Seçtiniz, buradan kestiniz. Ctrl V, kesmek için Ctrl X'tir. Ctrl X, Ctrl C ve Ctrl V evrensel kısa yollardır. Bütün programlarda Ctrl X kesmedir, Ctrl C kopyalamadır ve Ctrl V'de ya da bu Command de yapıştırmadır. Evet genel editlerimizi bu şekilde yapabiliyoruz. Bu anlamda çok pratik. Audacity'de yaptıklarımızı... burada da yapacağız. Birinci adımımız neydi? Sesi normalize etmek. Normalize etmek neydi? Sıfıra vurmadan önce sinyalin maksimum seviyeye ulaşması. Yani o da ne demek? Ha bu arada Programı açtıktan sonra yapmanız gereken bir şey. Bunu ben burada böyle kullandığım için siz görüyorsunuz. Sizin programınızda şu sağda gördüğünüz level meter olmayacak. Sizde aşağıda mini level e, olacak. Bakın şöyle olacak yani. Shotgun mikrofonunuz olsun. Ee. Bunu programı açtıktan sonra ya da işinizi yapacaksanız Weave menüsünden level meter'dan full size level meter'ı alıyoruz. Çünkü burada sesin seviyesini okumamız görmemiz lazım. Dolayısıyla bu sağda... E, tam boy bir level meter ile çalışacağız. Burada görüyorsunuz. Şapkan mikrofonunuz olsun. E, bir mutlaka da yaka mikrofonu da olsun. Çünkü bakın en yüksek noktası şurada eksi 9'a vuruyor. Normalize ettiğimizde en yüksek noktası sıfıra vuracak demek. Sesin en yüksek noktası neresi ise bakın sesin en yüksek noktası görsel görerek bakalım. Şurası gibi gözüküyor ya burası ya da başı bakalım. Boom'dan kayıt alınıyor. Evet, boom'dan kayıt alınıyor burası. Hem de boom'dan kayıt alınıyor. Yani burayı referans alarak şu tepe noktasını referans alarak bu tepe noktasını sıfıra getirecek bütün projede. Birinci adımımız bunu normalize etmek. Comment A diyerek hepsini seçiyoruz. İki türlü yapabiliriz. Bakın ya burada bir normalize butonu var. Tıklarsak normalize eder. Ya da FX'ten gelip normalize, ya tıklarsak, normalize tıklarsak bütün dosyayı normalize etmiş oluyoruz. Daha sonra yapacağımız şey dip sesini kurtarmak. Şimdi iki türlü var. Burada ee, gene Audacity'de olmayan otomatik dipsesi sesi e, özelliği var bu programın. Şimdi eğer ki kulaklıkla dinlemiyorsanız çok duymayabilirsiniz. Cep telefonundan ya da laptopun operatörlerinden dinliyorsanız çok fazla anlamayabilirsiniz. O yüzden kulaklıkla dinlemenizi, iyi bir kulaklıkla dinlemenizi tavsiye ederim sesleri duyabilmeniz için. Bakın shotgun mikrofonunuz olsun. Ee... Bir mutlaka da yaka mikrofonunda olsun. Arkada böyle bir gürültü sesi var. Buna gürültü sesi deniyor. Bundan kurtulmak istiyoruz. Hepsini seçtik. Daha pratik olan effects'ten noise reduction kısmına geliyoruz. Bakın otomatik noise reduction. Otomatik gürültü azaltma. Buna bastığımızda bu otomatik bu işlemi yapıyor. Bakalım. Shotgun mikrofonumuz olsun. Ee... Evet çok da başarılı. Çünkü... E dip gürültüsünden kurtulurken yüzde dip gürültüsünden kurtulmamak gerekiyor. Şu an bana kulağım çok iyi geldi. Diyelim ki memnun değilsiniz. Bunu size manuel yapmayı öğreteyim. Bazı durumlarda iyi sonuç alamayabilirsiniz ve manuel yapmak durumunda kalabilirsiniz. Bunun için de ses de ses dosyasının içerisinde dip gürültüsünün tek başına duyulduğu bir nokta bulmalısınız. Ya da e, bu işlemi yapacaksanız mutlaka kaydederken en azından bir saniye, iki saniye sessiz bir şekilde durun ki dip gürültüsünü kaydetsin mikrofon. Şurada var. Ee sadece dip gürültüsünü seçeceğiz biz burada. Ha bu programın diğer bir sevdiğim özelliği ise seçtiğiniz bölgeyi otomatik tekrarı alıyor olması. Bakın bir 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 mutlaka bir mutlaka. Bu çok güzel bir özellik. Ne yaptığınızı, nereye editleyeceğiniz duymanız açısından. Mesela burada şimdi biz sadece bu dip gürültüsünü seçmek istiyoruz. Diyelim ki dinleyelim. Bakın burada nefes sesi de var. Cümleye girmeden önce diye nefes almışım. O o sese ihtiyacımız yok. Sadece dip sesini bulmamız lazım. Dinleyerek yapalım. Evet. Burada sadece dip sesi var. Şimdi bu bölgeyi seçtik. Sadece dip sesinin olduğu. Efekte geliyoruz. Noise Reduction'a geldik. Otomatik değil normal. Noise Reduction'a tıkladık. Noise profili e, ne geliyoruz? Noise Profiler'a geliyoruz. Diyoruz ki bir gürültünün profilini al. Tıkladık. Bakın bu gürültün profilini burada gördük. Bu gürültün profili buymuş. Buraya aldı. Bunu kapattık. Şimdi bu aldığımız profilin bütün sesten çıkarmak istiyoruz. Bütün sesi uyguladık. Bütün sesi seçtik. Sonra FX'den tekrar Noise Reduction'a geldiğimizde Noise Profiler'dan Noise Reductor'a geliyoruz. Burada bir takım özellikler var. Reduce Noise. Yani gürültü azalt. Remove Noise. Tamamen çıkar ve noise. Sadece noise duyalım. Yani sadece gürültüyü duyalım. Şimdi reduce noise ile remove noise arasındaki farkı anlamanız için remove noise seçeceğim. Bakın reduce noise seçtiğimizde ne kadar kaç desibel çıkar, çıkarabileceğimizi buradan seçebiliyoruz. Ama remove noise da bu özellik kapanıyor. Çünkü bu seçtiğimiz profili tamamen çıkaracak bütün dosyadan. Şimdi tamamen çıkarsın dinleyelim. Evet tamamen çıkardı. Bakın şuraya bakarsanız farkı göreceksiniz. Geri alıyorum. Bir daha yapıyorum. Bütün ses, bütün profili çıkardı. Şimdi dinleyelim. Shotgun mikrofonunuz olsun, ee, bir mutlaka da yaka mikrofonu da olsun. Çünkü sinemada da böyle yaka mikrofonları gizlenir genelde. Ee... Şimdi tamamen çıkardığımızda şöyle bir sıkıntı oluyor. Bakın otomatik e, dip gürültüsü çıkardığımızda böyle tamamen yüzde yüz 100 çıkarmadı. Tamamen çıkardığımızda kendi sesimizin içindeki bazı frekansları da kaybediyoruz. Bu sesin parlaklığından e, olmamıza sebep oluyor. Dolayısıyla tamamen çıkarmanızı çok tavsiye etmem. Ancak ve ancak çok sessiz bir ortamda kayıt yaptıysanız, akustik düzenlemesi yapılmış bir odada, ses yalıtımı yapılmış bir stüdyoda falan eğer ki kayıt yapıldıysa dip sesi çok azsa %100 çıkarmanızı öneririm. Ama YouTube ya da podcast durumlarında dışarıdaysanız, odadaysanız, ses yalıtımı yapılmamış bir yerdeyseniz mutlaka daha çok dip sesi alacaksınızdır. Dolayısıyla bunu tavsiye etmiyorum. Bizim yapacağımız şey FX'den noise reduction'dan tekrar noise reduction'a gelip reduce noise azalt diyeceğiz ve bir güzel özellik de buradan yaptığımız efektin uyguladığımız prosesin dinleyebilmemiz şuradan bastığımızda dinleyerek yapabiliyoruz. Shotgun Şaka... mikrofonunuz olsun. Ee, bir mutlaka da yaka mikrofonunda da olsun. Çünkü sinemada da böyle yaka mikrofonları gizlenir genelde e, sesli çekimlerde. İşte kıyafet altına gizlenir olabileceği gizlenebilecek bir yere yaka mikrofonu gizlenir. Bu yaka mikrofonları e, kablosuz da olabileceği için e, yaka mikrofonunun e, kablosuz wireless cihazıyla beraber gizleniyor. Hem yaka mikrofonundan kayıt. Bakın ben yaptıkça farkı duydum. Kulaklıkla dinliyorsanız mutlaka bu farkı duyuyorsunuz. O çaldıkça ne kadar yükselttim, ne kadar azalttım duydum. Abartarak yapayım anlayın. Shotgun mikrofonunuz olsun. E, bir mutlaka da yaka mikrofonu da olsun. Çünkü sinemada da böyle yaka mikrofonları gizlenir genelde eee sesli de. Evet. %20 yani 20 desibel azalttığımda bu profili hem dip gürültüsünden neredeyse duyulmayacak kadar azaldı hem de sesin o parlaklığı, doğallığı kaybolmamış oldu. Aşağı yukarı duyarak yaptım. Apply diyorum. Bakın yok etti zaten buradan. Shotgun mikrofonunuz olsun. Ee, bir mutlaka da yaka mikrofonu da olsun. Çünkü sinema Evet. Dip gürültüsünü azaltacağınız zaman bu şekilde manuel yaparsanız çok daha iyi sonuç alırsınız. Çoğu zaman Dip gürültüsünden de azalttıktan sonraki hedefimiz bütün hepsini seçip bu sesi equalizerla sesi eşitlemek. Sesin frekanslarını eşitlemek, dengelem dengelemek. equalizer, dengeleyici demek. equalize, eşitleyici demek daha doğrusu. Bunu yapmanın birkaç yolu var ama burada oda siteden değişik olarak size başka bir şey göstereceğim. Burada Analyze kısmına geldiğimizde burada FFT Analysis diyor. FFT Analysis diyor. Buna tıklıyoruz. Ve burada ayarlar var. 256'ya tıklayalım. Şimdi bütün ses kaydının frekans aralığını ve frekanslardaki yükseklikleri ölçüyor bu analiz. Burada bu ne işimize yarayacak? Buraya baktığımızda şimdi equalizer eşitleyici demekti. Birinci olarak equalizer ile ilk olarak yapmamız gereken şey fazla olan frekansları önce Onları bir temizlememiz lazım. Az olanları geri kazandırmamız lazım. Genel olarak dengelememiz lazım. Burada ne var? Tepe noktasına bakıyoruz. Burada tepe noktası bakın 400. Şurada. Şu hertz. Burada yazıyor üst taraftaki şu hertz kısmı. Frekans aralığı. Burada 400 noktasında bir tepe noktası var. Bakın. Şurada bir çukur var. Oraya bakalım. Bu neymiş? 4000 civarında da bir çukurumuz var. Şimdi 400 hertz'i biraz azaltacağız. Burada çok tınlıyor ses. Burada çok tınlıyormuş demek ki. Bunları birbirlerine eşitlemeye çalışacağız birazcık. Sonra FX'ten 31 manta giriyoruz. Ve neydi? 400'de bir yükseklik vardı. Dinleyerek yapalım. Ee, bu programın özelliklerinden bir tanesi daha önce de söylediğim gibi dinleyerek efekti yapıyor olabilmemiz. Öyle bir şansımız var. Şimdi dinliyoruz. Bakın. Eğer ki imkanınız varsa iki senaryoyu e, tavsiye ederim size. Yani mutlaka bir shotgun mikrofonunuz olsun. E... Bakın 400'ü azalttık çok tınlayan, o rezone eden bir frekanslı muhtemelen. Bu burada kalsın. Analize tekrar bakalım. Bu noktaya bir daha bakalım. 4600. Yani 4 ile 5 kHz. Yani 4,5 kHz arası. Şimdi geliyoruz efekte tekrar 31 band grafik bandına geliyoruz. Neydi? 4 kHz diyor. Bunu birazcık yükseltelim. Eğer ki imkanınız varsa iki senaryoyu e, tavsiye ederim size. Yani mutlaka bir shotgun mikrofonunuz olsun. Yani bunu daha az azaltacağız. Oradaki ihtiyaç çok yok. Daha sonra bir kere 50 hertz'e kadar olan kısmı, en azından 40 hertz'e kadar olan kısmı kısıyoruz. Çünkü insan sesinde buralarda çok fazla ihtiyacımız olan sesler değiller bunlar. Bakalım. Eğer ki imkanınız varsa iki senaryoyu e, tavsiye ederim size. Yani mutlaka bir shotgun mikrofonunuz olsun. Bakın güzel. O bu mid bas frekanslardır bu aralık. Burada birazcık belli ki bir sıkıntı var. Şuraları da azıcık alalım. Burada yalnız dikkat edin, buraları çok alırken çok almamaya özen gösterin. Sesin ağırlığını kaybedersiniz. Şimdi daha alt, biraz daha alt frekanslarda sese ağırlık kazandıracağız birazcık da. Birazcık açarak, ekstradan açarak anlamızı sağlayayım. Eğer ki imkanınız varsa iki senaryoyu e, tavsiye ederim size. Yani gördüğünüz gibi çok açtığım zaman boğuklaşıyor, ama biraz açarak bu bölgede azıcık ağırlık vereceğiz sese. Eğer ki imkanınız varsa iki senaryoyu e, tavsiye ederim size. Yani mutlaka bir shotgun mikrofonunuz olsun. Equalizer'da yaptığımız hareketleri çok fazla yapmamaya özen göstereceğiz. Bu 400'ü biraz fazla aldım. Çünkü en üst tepe noktasıydı. En çok tınladığı noktaydı. O yüzden biraz aldım. Onun dışında yapacağımız hareketlerde abartmamaya özen göstermeliyiz. Yoksa çok kötü bir sonuç alabiliriz. Daha sonra sesin bu üst kısımlarında da 20 kHz kısmına da çok ihtiyacımız yok. Orayı da tamamen alabiliriz. Dinleyelim. Eğer ki imkanınız varsa iki senaryoyu e, tavsiye ederim size. Yani mutlaka bir shotgun mikrofonunuz olsun. Güzel. Şimdi anel sayfasına geri dönelim. Bakıyoruz. Burada bir tepe noktası daha var. Buraya bakalım. Tepe noktası neymiş? 7600. Şu tepe noktasını da çok az aşağı alacağım. Ee, unutmayın ki şu noktalar 7 kHz, 6 kHz, 8 kHz. Buralar S'lerin patladığı yerler. Dolayısıyla bu bölgede birazcık azaltmak S'lerin patlamasını da bir tık önler bunun için aslında Deesser plugin'leri kullanmamız gerekiyor. Fakat şu an e, bu programda bunu kullanmayacağım. Aslında dışarıdan üçüncü parti plugin'ler yüklenebiliyor şurada gördüğünüz gibi. Ama şu an bunu yapmayacağız. Eğer ki imkanınız varsa iki senaryoyu e, tavsiye ederim. Direkt 7 7 kHz civarı yok ama elimizde bu var. Grafik equalizer'da maalesef limitli çalışıyoruz. E, başka türlü equalizer'larda istediğimiz tam olarak hangi frekansı istiyorsak net bir şekilde kesebiliyoruz ama elimizde şu an bu olduğu için Bununla çalışacağız. 7 kilo en yakın 8 var. O yüzden 8'i biraz alıyoruz. Eğer ki imkanınız varsa iki senaryoyu e, tavsiye ederim size. Yani mutlaka bir shotgun mikrofonunuz olsun. Daha sonra yapmamız gereken de nasıl ağırlık verdiysek burada, altta birazcık da üstlere parlaklık veriyoruz. Eğer ki imkanınız varsa iki senaryoyu e, tavsiye ederim size. Yani mutlaka bir shotgun mikrofonunuz olsun. Evet. Son bir yapacağımız bir şey daha var. Mid frekanslarda sese çamurluk veren Sese çamurluk veren frekansları tespit edip bulmamız lazım. Bunu analiz sayfasından görerek anlayamayız. Duyarak yapmamız lazım. Çalarken frekansları yükseltip hangisi rezone yapıyorsa, hangisi rahatsız ediyorsa onu bulacağız tek tek. Eğer ki imkanınız varsa iki senaryoyu e, tavsiye ederim size. Yani mutlaka bir shotgun mikrofonunuz olsun. E, bir mutlaka da yaka mikrofonu da olsun. Çünkü sinemada da böyle. Yaka mikrofonları gizlenir genelde e, sesli çekimlerde. İşte kıyafet altına gizlenir. olabileceği Gizlenebilecek bir yere yaka mikrofonu gizlenir. Bu yaka mikrofonları e, kablosuz da olabileceği için. Evet en çok 1.25 kHz civarında bunu yükselttiğim zaman biraz tınlama duydum. Burada gene dikkatli davranıyoruz. Eğer ki imkanınız varsa iki senaryoyu e, tavsiye ederim size. Yani mutlaka bir shotgun mikrofonunuz olsun. Şimdi equalizer'dan önce ve sonraki halini gene buradan bypassından açarak kapayarak gösterelim. Eğer ki imkanınız varsa iki senaryoyu e, tavsiye ederim size. Yani mutlaka bir shotgun mikrofonunuz olsun. Maviye döndüğünde kapandığı bypass olduğu anlamına geliyor. Eğer ki imkanınız varsa iki senaryoyu e, tavsiye ederim size. Bu açık hali. Eğer ki imkanınız varsa iki senaryoyu e, tavsiye ederim size. Güzel şu altları biraz daha alabiliriz. Güzel bu 400 civarında şuraları da bir tık alıyorum. Çünkü orası gördüğünüz gibi bir tepecik gibiydi. Buralarını da biraz alıyorum. Eğer ki imkanınız varsa iki senaryoyu e, tavsiye ederim size. Evet, sesteki çamurluk gitti. Tekrar dinleyelim. Eğer ki imkanınız varsa iki senaryoyu e, tavsiye ederim size. Evet, bu ilk haliydi. Şimdi equalizerlı hali. Eğer ki imkanınız varsa iki senaryoyu e, tavsiye ederim size. Evet, Apply dediğimizde uyguluyoruz. Equalizerı da bitirdikten sonra işimizde de son, son iki adımda Limiter yapacağız ve tekrar bir Normalization yapacağız. Dynamic Processing'e geliyoruz ve Limiter'a geliyoruz. Sesi limitleyeceğiz. Yani şu çok fazla, şöyle farklar var ya, bakın burada tepeciklerde farklar var. Burada çok yüksek, burada daha az. Bir seviyeye limitleyeceğiz ki seviyeler eşit, dengeli gelsin. Sesi son halini bu meter'dan dinliyoruz. Eğer ki imkanınız varsa iki senaryoyu e, tavsiye ederim size. Yaka mikrofonları gizlenir genelde. Bakın şu civarda, eksi dokuz, buralarda daha çok. Yani yüksek noktalarına değil de daha çok alçak noktalarına bakın. Hatta en alçak noktasını seçip bakabilirsiniz. Burayı baz alacağız biz. X 10, X 12 civarına limitleyeceğiz. Bütün hepsini seçtik. Dynamic Processing'den limiter'a geldik. Öncelikli olarak şunu bir eksi 10'a alalım, eksi 12'ye alalım. X -11 aldık. Evet, şimdi burada e, Oda Odacity'de size bir takım seçenekler sunuyordu. Hard limit, soft limit diye. Burada bu seçeneklerimiz yok. Ama burada e, atak, release ve gain kontrollerimiz var. Bunlarla aslında aynı sonuçları elde edebiliriz. Atak, limiter'ın ne, ne kadar hızlı bir şekilde devreye gireceği anlamına gelir. Release ise ne kadar zaman sonra devreden çıkacağı anlamına gelir. Yani şu an burada diyor ki 0.99 milisaniye sonra limiter çalışmaya başlasın. 100 milisaniye sonra limiter çalışmayı bıraksın. Gain de kazandırmak demek. Burada da eksi 11'de yani belli bir süre, belli bir şekilde sesi limitlediğimiz, kısıtladığımız için volümden kaybediyoruz. Dolayısıyla kaybettiğimiz tekrar geri kazandırabiliriz istersek. Fakat biz buna dokunmayacağız. Biz normalization yapacağız daha sonra. O da stil gibi bir hard limit. İstediğimiz için atak zamanımızın çok hızlı olması lazım. Hızlı bir atak zamanımız olması lazım. Release zamanımızı çok fazla sıkıştırmamamız lazım. Çok fazla kısa tutarsak çok sıkışık bir ses gelir. Dolayısıyla önce buna dokunmuyoruz. Atak zamanımızı neredeyse hemen yani 0.02 milisaniye gibi bir zamana ayarladık. Şimdi apply diyelim farkı görelim. Bakın. Eğer ki imkanınız varsa iki senaryoyu e, tavsiye ederim size. Evet. Bakın Odacity'de dedi ki hard limitle aynı şey oldu. Ne oldu? Buradan bir bıçakla bir makasla kesmişiz gibi tepesini aldı. X12'den itibaren dedi ki X12'nin üstüne çıkamazsın. Atak zamanımızda eğer bu kadar hızlı değil de daha yavaş tutarsak bu sefer soft limit olur. Daha yumuşak limitler. Gördüğünüz gibi bakın daha yumuşak limitle de hala arada tepeciklerde sesin tepe noktalarının ve alt noktalarında farklar var. Küçük küçük ama biz hard limit yapmak istiyoruz, dengeli olsun istiyoruz, her şeyi duyulsun istiyoruz, apply diyoruz. Evet. Şimdi bundan memnunuz, çok iyi her şey. Yapacağımız tek bir şey kaldı geriye. Her şeyi seçip tekrar normalize edeceğiz. Normalize ettik. Burada yalnız şu an normalize ettiğimizde o da stetik gibi bize bir e, seçenek sunmuyor. Nereye normalize edelim, hangi noktaya normalize edelim diye direkt sıfır noktasına normalize ediyor. Direkt sıfır noktasına normalize etmeyelim. Birazcık yukarıda boşluk dinamik boşluk bırakmanızı tavsiye ederim. Dolayısıyla son bir kez hepsini seçip şuradan bir yaklaşık eksi bir desibel kadar aşağı alıyoruz. Yaklaşık bir boşluk yaratmak için bir şurası dinamik boşluktur. Dinamik boşluk denir. Evet son hali de bu. Eğer ki imkanınız varsa iki senaryoyu e, tavsiye ederim size. Yani mutlaka bir ilk haliyle son hali arasındaki fark dinleyelim. Bu mikrofondan kaydettiği hali hiç işlenmemiş hali. Shotgun mikrofonunuz olsun e... Bir mutlaka da yaka mikrofonunda olsun. Bu da düzelttiğimiz işlediğimiz hali. Shotgun mikrofonunuz olsun. Ee, bir mutlaka da yaka mikrofonunda olsun. Evet bunu daha sonra Filedan Export diyerek istediğiniz formatta istediğiniz yere dışarıya atarak istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. E, bu içerikleri beğeniyorsanız lütfen beğenmeyi unutmayın. E, abone olmadıysanız hala lütfen abone olun. Fotoğraf çekmek kolay. Hadi bugünlük bu kadar olsun. Öpüyorum sizi.